Değerli izleyicilerimiz, gerek anavatanımız Türkiye'den, gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, içinde bulunduğumuz dönemde malumunuz olduğu üzere yurt dışında yaşayan pek çok vatandaşımız, özellikle gençler Türkiye'ye gidiyor. Evlilik yoluna girenler var, evlenmek isteyenler var ve Türkiye'de biriyle, kadın ya da erkek hiç fark etmez, biriyle evlenmek isteyenler var. Bu dönem düğün zamanı. Daha doğrusu en basitçe bu şekilde anlatabiliriz. Şimdi bir gurbetçi vatandaşımız yaşamış olduğu olayı bana anlattı. Ben de size ibret olsun diye anlatacağım. Oğluna kız istemek üzere memleketine gidiyor. Memlekette kendisinden neler isteniyor? Duyunca inanamadım. Siz de duyunca inanamayacaksınız. Bu devirde bu kadar olur mu? Oluyor. Bu yayınımızda aynı zamanda değerli izleyicilerimiz, yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızın gündemine getirmiş olduğumuz Türkiye'de emeklilik konusunu ele alacağız. Eğer siz de Türkiye'de emekli olmak istiyorsanız ve Türkiye'de benim de bir maaşım olsun diyorsanız, az miktarda para ödeyip yüksek miktarda emekli maaşı alayım diyorsanız bu yayınımızı lütfen sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Çünkü yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızın çok çok sevineceği, 40 yılda bir ayağınıza gelen bu büyük fırsatı biraz sonra sizlerle paylaşacağım. Şimdi değerli izleyicilerimiz, Almanya'da yaşayan gurbetçi vatandaşımız memleketine gidiyor. Oğlunu evlendirmek üzere bir akrabasına gidiyorlar. Yani kız istemeye gidiyorlar. İlk görüşmede diyorlar ki böyle böyle Allah'ın emri, peygamberin kavliyle biz kızınızı oğlumuza istiyoruz. Olabilir diyorlar, biz bir düşünelim. Bir sonraki hafta gelin diyorlar. Arkadaşlar, aile gidiyor. Tamam diyorlar, uygun gördük diyorlar. Aile teşekkür ediyor vesaire. Ancak diyor ki, malumunuz olduğu üzere diyor, bazı şartlarımız var. Biz kız tarafıyız. Tabii diyor, damadın babası, çocuğun babası, biz de elimizden geleni yaparız diyor. Bakın, ne istiyorlar? 37 tane bilezik. 100 tane çeyrek altın. Süt hakkı olarak anneye 40 bin lira. Kardeş hakkı 30 bin lira. Babalık hakkı 40 bin lira. 50 etek. Ben dedim ki bu etek nedir abi? Yani tamam parayı marayı duyduk ama etek nedir? Dedi ki düğüne gelecek olan kadınlara dağıtacaklarmış. 50 tane eteği de onun için istiyorlarmış. Ayrıca tüm düğün masrafları... Değerli izleyicilerimiz. Evet, tüm düğün masrafları. Şimdi kaba taslak baktığım zaman değerli izleyicilerimiz, yani burada yaklaşık 1,5 milyon lira civarında bir masraf var. Düğün masrafları, altın masrafı, yok kardeş hakkı demiş, bilmem ne demiş falan. Yani kızını mı veriyorsun yoksa kızını satıyor musun? Anlamadım ben. Gerçekten anlamadım. Şimdi ne yaptınız dedim bu vatandaşa. Ne yapacağız dedi. Getirdiğimiz diyor çikolatayı aldık geri çıktık dedi. Gülerek anlatıyor. Dedi biz de şok olduk dedi. Arada birileri var dedi vesaire. Kıymetli izleyicilerimiz. Gelecekte bir gün gelecek. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın eskiye göre, geçmiş yıllara göre hayat standartları maalesef İyi değil. Vatandaş gelecekle ilgili kaygılar duyuyor. Hal böyle olunca da vatandaş kendisine bir çıkış yolu arıyor. İşte bu çıkış yollarından bir tanesi de Türkiye'de emeklilik arkadaşlar. Vatandaşımız geçmişte 2019 yılında bir yasa çıkartıldı Türkiye'de. Dedi ki ben artık emekli olamam dedi. Şimdi bu yayınımızda yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızın Avrupa'dan Avustralya'ya kadar nerede yaşıyor olursanız olun Türkiye'ye gitmeye gerek yok. Bugün Türkiye'ye gidiyorum dese bir kişinin maliyeti en az 1000 euro. Gittisi geldisi bilmem ne. Şimdi artık Türkiye'de herkesin emekli olması için yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızın Türkiye'de emekli maaşı alması için adım atma zamanı geldi arkadaşlar. Ne yapacaksınız? Ekranın altında bir telefon numarası görüyorsunuz. WhatsApp attı bu. WhatsApp'tan yazacaksınız.
artı 90 546 102 41 42 numaralı WhatsApp hattına şunu yazacaksınız. Biz emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz. Ya da ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye yazacaksınız. Peki kaç para ödeyeceksiniz? Bakın. Emeklilik danışmanlığı sadece bizim kanalımızın izleyicileri için kısa bir süreliğine 120 euro arkadaşlar. Ek bir ücret yok. Ne önceden ne de sonradan, ne emekli maaşı bağlandıktan sonra hiçbir ödeme yok. Sadece 120 euro. Siz 120 euroya ne alacaksınız peki? Tüm emeklilik danışmanlığınızı alacaksınız. Durumunuzun tespit edilecek. Durumunuzla ilgili olarak detaylı bir çalışma yapılacak. En az devlete para ödeyerek nasıl yüksek emekli maaşı alacağınız ortaya çıkartılacak. Emekli olmaya karar verirseniz yine Özgür Bey, sosyal güvenlik uzmanı, sizin Türkiye'ye gitmeden tüm işlemlerinizi SGK'ya gidecek, tüm müracaatları yapacak, dilekçeleri verecek. Sizin adınıza tüm işlemleri yine Özgür Bey yapacak. Sizin Türkiye'ye hiçbir zaman gitmenize gerek kalmadan yattığınız yerden 120 euroya arkadaşlar hem kendiniz için, hem aileniz için, hem eşiniz için böyle bir imkan. Yani bu imkan sadece kanalımızın izleyicileri için. Kısa bir süreliğine geçerli. Şimdi bundan en çok hanımefendilerin yararlanması için ben Özgür Bey'den özel bir ricada bulundum. Dedim ki Özgür Bey bakın. Hanımlar, annelerimiz, eşlerimiz ömürlerini bizlere çoluk çocuğuna adar, eşine adar. Geriye dönüp baktığında elde avuçta hiçbir şey yok. Ömür geçmiştir. Türkiye'de bir emekli maaşı bile yoktur. Onun için bu kampanyadan, bu büyük fırsattan bu vatandaşlarımızın, hanımların yararlanması için Özgür Bey'den ayrıca bir indirim istedim. Eğer hanımlar eşleriyle beraber, eşinizle beraber danışmanlık alırsanız size %50 indirim. Normalde bir kişi 120 euro ya, iki kişi 240 euro ödemesi gerekiyor ama 240 euro ödemeyeceksiniz. Karı koca birlikte danışmanlık alırsa 180 euro ödeyeceksiniz. Yani hanımlara eşiyle beraber ama danışmanlık alırsa %50 indirim var. Hanımlar tek başına danışmanlık alırsa yine 120 euro ödeyecekler. O ayrı. Şimdi arkadaşlar vakit şu anda düşünme vakti değil. Kendi geleceğinizle ilgili, eşinizin geleceğiyle ilgili adım atma zamanı, adım atma vakti. Şimdi ekranın altındaki bu telefon numarasını hemen telefonunuza kaydediyorsunuz. WhatsApp'tan yazıyorsunuz. Diyorsunuz ki kendim için ya da kendim ve eşim için ya da gençler size söylüyorum anneniz babanız için, annem babam için emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diyorsunuz. Bu kadar basit. Bak tekrar ediyorum. Şunu yazıyorsunuz. Emeklilik danışmanlığı almak istiyorum. Bu kadar. Başka bir şey yok. Eşiniz için almak istiyorsanız eşim ve kendim için yazacaksınız. Bu kadar. Bakın. Çocuklarınız için de 30, 40, 50 kaç yaşında olduklarının bir önemi yok. Onların geleceği için de mutlaka ama mutlaka bundan istifade edin. Aile indirimi var. Bu aile indiriminden yararlanın. Şimdi diyebilirsiniz ya gençlerin emeklilikte ne işi var? Asıl onlara lazım. Gelecek de bir gün gelecek onların da emeklilik planlaması yapılacak. Emeklilik planlaması yapıldığında vatandaş ne yapacağını biliyor. Hangi adımları atması gerektiğini biliyor. Nasıl hazırlık yapması gerektiğini biliyor. Ya arkadaş bak o kadar önemli bir şey anlatıyorum ki. Sadece 120 euroya geleceğine yatırım yapıyorsun. Allah aşkına nereye harcamıyoruz 120 euroya? Ya çocuğun eline versek suratını çevirir beğenmez ya. 120 euroya biz geleceğimizle ilgili, ailemizin geleceğiyle ilgili adım atıyoruz. O kadar önemli bir şey. Hiç artık Ali'ye, Veli'ye gitmeye gerek yok. Kapı kapı dolaşmaya gerek yok. O bunu dedi, bunu bilmem ne dedi emeklilik için. Bunların hepsini unutuyoruz. Net en doğru bilgi, en doğru danışmanlık, emeklilikle ilgili en doğru işlemleri yaptırmak istiyorsak yapacağımız tek bir şey var. Ekranın altındaki WhatsApp hattına emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz diyeceğiz. Bu kadar. Şu anda
Hangi gün olursa olsun, hangi saat olursa olsun beni nereden izliyorsanız izleyin. Hemen şimdi yazıyorsunuz. Emeklilik danışmanlığı almak istiyorum. Şu anda WhatsApp hattının başında bulunan arkadaşlarımız size bir hesap numarası yazacaklar. Hesap numarasına 120 euroyu ödedikten sonra makbuzunu yine bu WhatsApp'tan göndereceksiniz. Fotoğrafını çekeceksiniz ya da ekran görüntüsünü göndereceksiniz. Size hemen randevu verilecek. Bu randevu sonrasında Özgür Bey ile canlı olarak cep telefonunuzdan görüntülü bir şekilde görüşeceksiniz. Özgür Bey sizin röntgeninizi çekecek. Yani emeklilikle ilgili tüm araştırmanızı yapacak. En ucuz bir şekilde nasıl emekli olacağınızı ortaya çıkartacak. Ve sizin tüm işlemlerinizi Türkiye'ye sizin gitmenize gerek kalmadan Özgür Bey yapacak. SGK'ya gidecek, formlarınızı dolduracak, dilekçelerinizi verecek. Tüm müracaatlarınızı yapacak. Ek hiçbir ücret yok. Sadece 120 euroya kıymetli izleyicilerimiz. 120 euroluk bu fırsatı kaçırmayın. Kısa bir süre sonra bu bitecek. Fiyatlar artacak. Benden size söylemesi. Sonra bana demeyin ki Fatih Bey biz kaçırdık, yetişemedik, görmedik, duymadık demeyin benden size söylemesi. Çünkü 120 euroya danışmanlık olmadığını, bakın işlemleri yaptıramayacağınızı ben de çok çok iyi biliyorum. Düşünsenize Almanya'dayız, Fransa'dayız, Hollanda'dayız, Amerika'dayız, Kanada'dayız, Avustralya'dayız. Yattığımız yerden sadece 120 euroya emeklilik işlemlerini yaptırıyorsunuz. Gitmeye bile gerek yok. Bugün gidiyorum desen zaman lazım, para lazım. Yok, bunlara gerek yok. Şimdi kendinizle ilgili, ailenizle, eşinizle ilgili adım atma zamanı geldi. Herkes artık Türkiye'den emekli maaşı alsın istiyorum. Herkesin Türkiye'de bir güvencesi olsun. Doktora gittiği zaman para ödemesin. Ali'ye, Veli'ye bilmem neye ağız burun eğmesin. Kendi işini kendi yapsın kardeşim. Onun için bizim kanalımızın izleyicileri için büyük bir fırsat. Şimdi artık düşünme zamanı falan değil. Artık sadece 120 euroya siz geleceğinizi planlayacaksınız. Geleceğinize adım atacaksınız. Bugüne kadar bu büyük fırsattan istifade eden pek çok vatandaşımız var. Hepsine bize göstermiş oldukları güven için çok teşekkür ediyorum. Emekli maaşı bağlananlar var. Hepsine hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kendiniz, eşinizle, sevdiklerinizle, çoluk çocuğunuzla güle güle bu paraları harcayın. Hala danışmanlık alanlar var, müracaatları yapılanlar var. Tümü için arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun. Bu fırsattan siz de istifade edin. Sizin de emekli maaşınız bağlansın. Emeklilik gibi böylesine önemli bir şeyden siz de istifade edin. Hayatta bir sefer emekli oluyoruz arkadaşlar. Doğru insanlarla adım atın, uzmanıyla adım atın ve işlemlerinizi geç kalmadan bir an önce yaptırın. Bu fırsat bir daha gelmeyecek. Benden size söylemesi. Hangi ülkede yaşıyor olursanız olun, kaç yaşında olursanız olun, mavi kartlar, pembe kartlar, çifte vatandaşlar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, artık düşünme zamanı değil, artık harekete geçme zamanı geldi. Tüm vatandaşlarımıza buradan şunu söylüyorum, kapı kapı gezmeyin, paranızı gidip 3-4 bin euro danışmanlık ücreti falan ödemeyin. Sadece 120 euroya kendinizle ilgili, ailenizle, eşinizle ilgili adımı atın. Evet kıymetli izleyicilerimiz, şu anda WhatsApp hattının başında bulunan arkadaşlarımız sizlerden gelecek olan mesajları bekliyor. Onlar size hemen cevap verecekler, hesap numaralarını verecekler. Hemen şimdi artık düşünme zamanı değil, bitti düşünme, harekete geçme zamanı. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Evet kıymetli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese önce sağlık diliyorum. Ardından sevdiklerinizle beraber mutlu bir ömrünüz olsun diyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.